Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, son nokta atışlarımız verdiğimiz öngörüler hepsi tutmuş durumda arkadaşlar. Bu videoda sizlerin sorduğunuz soruları, en çok sorduğunuz ve merak ettiğiniz soruları hepsine bir araya getirdik arkadaşlar. Ve bunların neticesinde sizlerin en çok merak ettiğiniz hangi seviyelerden dönüşler olabilir, hangi seviyeler bizler için kritik? Hangi seviyelerden satışlar gelebilir? Yukarı hareketlerin devamı için hangi seviyeler gerekli? Bu videoda hepsini tek tek inceleyeceğiz. Yalnız bu video arkadaşlar e, özellikle söylüyorum sardararak izlemeyin. Sardararak izlersiniz çok şey kaybedersiniz. E, Saniye sil saniyesine bu videoyu izleyin. Bu videoda sterlin, euro tl, gram altın, gram gümüş, altın ons ve gümüş ons değerlendirmesi yapacağız. O yüzden beni çok iyi dinleyin. Sizler için kritik seviyeler hangi seviyeler bunları hep beraber sizler de anlamaya çalışın. Destek, direnç nedir? Önce size bunları bir anlatayım. Çünkü bunları bilmeyen arkadaşlar da var. Destek arkadaşlar geriye dönüşlerde bir ürünün o destek üzerinde tutunması yani 7.60'a çekilen Euro TL kurunda 7.60'da artık bir kuvvetli destek yapması ve buradan alışların gelmesi ve bu seviyede zorlanması burası bir destek. Bu desteğin kırılması demek arkadaşlar 7.60 altında bir kapanış gelmesi veya 4 saatlik bir kalış destek kırıldı anlamına geliyor. O zaman bir sonraki bir alttaki destek 7.57 desteğine doğru çekilme oluyor. Bu destek e, direnç bölgeleri ise yukarıda karşılaştığı ve geçmekte zorlandığı bölgeler. Mesela Aero'da 7.78 gibi 7.78 bir direnç. Burada bir dirençle karşılaşıyoruz. Bunun kırması demek arkadaşlar bunun üstünde 7.78 üzerinde bir 4 saatlik veya günlük kapanış demek. Bu direncin kırıldığı ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği anlamını taşır. Evet destek direnci anlattıktan sonra Euro TL ile videomuza başlayalım. Evet öncelikle Euro TL'de arkadaşlar sizler için destek, önemli destek bölgelerini önce bir belirleyelim. 7.75 önemli bir destek. İkinci bir önemli destek bölgesi de 7.48 Arkadaşlar 7.48 bölgesi Euro TL'de en önemli desteklerden biridir. Ve bu 7.48 ayrıca Ana tren tattının geçtiği de destek bölgesidir. E, bu 7.48 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe Euro TL'de hareketler yukarı olasılığı beklenmektedir. E, Euro TL'de bizler için kısada beklememiz gereken en önemli e, direnç. Şurada gördüğünüz arkadaşlar 7.78 direnci. Bakın şuradaki 7.78 direnci. E, bu direncin özelliği arkadaşlar ayrıca bir çanak şuradaki gördüğünüz çanan e, kırılım direnç seviyesidir çanak direnci de diyebiliriz çanak direncimiz 7.78'de bulunuyor Euro'da e, bu 7.78 e, olur ki Euro'da yukarı yönlü e, kırılırsa arkadaşlar hedefimiz 8.15 seviyesi olarak Euro TL'de beklenmesi gereken önemli seviye olarak gözükmekte destekleri dediğim gibi nasıl takip edeceksiniz arkadaşlar 778 üzerinde bir çanak kırılımı meydana gelebilir ve hedef yukarıda 815 seviyesine kadar euro tl'yi götürebilir tabi arada bizim ara direnç yerlerimiz var bu ara dirençlerimiz 7.85 şuraya yazayım size hemen ara direnç bölgeleri 7.85 7.90 ve 8 15 ana hedef bölgesi. Evet Euro TL'de arkadaşlar bu rakamlar önemli. İnşallah anlatabilmişimdir ve sizler de anlayabilmişsinizdir. İlk 7.75 onun altında kapanışlar gelmeye başlarsa arkadaşlar bu sefer alttaki 7.48 direncine kadar, destek bölgesine kadar aşağı sarkmalar yaşanabilir. O yüzden 7.75 ilk destek noktamız ve önemli bir nokta olarak gözükmekte. 7.78 üzeri dediğim gibi Euro artık olumlu bir pozisyon alır. Ve yukarıda çanağın kırılmasıyla birlikte 8.15 seviyesini hedeflemek ister. Evet sterline de bakalım hemen. Sterlinde bizler için hangi seviyeler önemli. Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapalım. Sterlinde arkadaşlar aynı Euro'daki gibi burada da bir çanak oluşumuz mevcut. Hemen Sterlin'de önemli destek bölgelerimizi işaretleyelim. 8.64 8.64 önemli destek bölgemiz. İkinci önemli destek bölgemiz 8.58 Evet buralar Sterlin'deki önemli iki tane destek bölgemiz arkadaşlar yukarıda sterlinde de geçilmesi gereken bir 868 e, direncimiz mevcut şurada bir e, 868 takipte kalmamız gerekecek 868'i günlükte takip edeceğiz arkadaşlar 868 sterlinde yukarı yönlü e, kırıldığı vakit işte buradaki Çanak'ta o zaman sterlinde çalışacak. Ve sterlinin hedefi de arkadaşlar yukarıda 8.87 şuradaki 8.87 hedef bölgesine kadar sterlini taşıyacaktır arkadaşlar. Burası sterlin ana hedef bölgesi haline gelecektir. Sterlinde 872 Ufak bir direnç mevcut. Direnç bölgelerini de hemen bulalım. Artı 879'da bir direnç mevcut ve onun üzerinde ana hedef bölgemiz 887 direncimiz bulunmakta. Sterling'deki arkadaşlar, dediğim gibi arkadaşlar, bu desteklerin e, üzerinde Sterling kaldığı müddetçe ilk edep, e, ilk etapta hedefimiz 887 civarındaki çanak hedefi olarak gözükmekte bu çanak hedefi e, beklentimiz dahilinde. Evet euro yaptık, sterlin yaptık. E, şimdi gümüşe geçelim. Gümüşe hemen bakalım. Gümüş ons'tan neler olabilir? Gümüş ons'a da bir bakalım. Evet gümüş ons'ta 19.04 hedefimiz vardı arkadaşlar. Ve 19.04 hedefimiz e, biliyorsunuz nokta olarak çalıştı Gümüş onstaki arkadaşların hepsine hayırlı ve uğurlu olsun ee, dileklerimizi sunuyoruz arkadaşlar ee, Gümüş onsta bundan sonra ne olabilir Sizlerle birlikte hemen bunu bulmaya çalışalım Gümüş onsta da hemen önemli destek yerlerimizi çizelim Gümüş onsta en önemli ilk destek yerimiz arkadaşlar 18.55 55 desteği onun altında 18-23 destekleri biliyorsunuz arkadaşlar düşüş yönlerinde takip edeceksiniz. 18-55 ve 18-23 hatta şurada ondan önce bir 18-46 desteğimiz var. 23'ten daha önemli. 18-55 18-46 önemli destek bölgelerimiz gümüşte takip etmemiz gereken arkadaşlar. Bu destek bölgeleri takibinizde olacak. yanlışlıkla face'e bağlandık. Neyse tekrardan e, grafiğimize geçelim. 18.55 18.46 destek bölgelerimiz dedik arkadaşlar. Tekrardan yazalım. Grafiğimiz gitti. Çünkü önemli olduğu için yavaş yavaş anlatıyorum. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şunlar iki tane önemli destek noktalarımız. 18.55 ve 18.46. Şimdi bu 18.55 üzerinde ne dedik arkadaşlar İlk direnç noktamız 19.04 ve nokta olarak çalışan bir seviyemiz var. 19.04 üzerinde şimdi arkadaşlar haftalık kapanışları kollayacaksınız veya günlük kapanışları kollayacaksınız. E, gram gümüş şey e, ons gümüş bu 19.04 biraz kuvvetli dirençtir bu 19.04 o yüzden haftalıkta da bu 19.04'ün üzerinde kalmamız lazım üzerinde kalmayı başarabilirse arkadaşlar e, Hedef ana hedef şöyle belirtelim hemen ana hedef bu 1967 Evet arkadaşlar Şuradaki 1967 e, direnç bölgesi olacaktır O yüzden 1904 bizim için çok önemli bu 1904 üzerinde kapanışlar bize 1967 e, hedef bölgesine götürecektir. 19.04'e dikkat diyoruz. Şimdi 19.04 e, giderken bizdeki ara dirençler hangi seviyelerde olabilir? Onları da belirleyelim hemen. Ara dirençlerimiz 19.20 şurada bir 19.20 ara direncimiz var. Onun üzerinde de arkadaşlar 19.67 Ana hedef bölgemiz. Şurada ne dedik? 19.04 direncimiz var. Evet, direnç yollarımız bu şekilde arkadaşlar. 19.04, 19.20 ve 19.67. Aşağıdaki destek bölgelerini zaten size bildirdim. Şuradaki oluşum da çok önemli. Bu oluşumda yukarı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Buranın zaten yukarı doğru kırılması hareketlerin iyice yani şu 19.04 bölgesinin grafik üzerinde gördüğünüz yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de ana hedef 19.67 seviyesine doğru gram şey gümüş onsu götürmesi beklenebilir. Önemli hedef seviyelerinden biri haline getirebilir. Gram altın altın'a geçmeden önce bir gram gümüş de yapalım. Gram gümüşte bakalım neler olabilir bizler için gram gümüşteki önemli seviyeler. Gram gümüşü gene arkadaşlar e, gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım. Hemen önemli destek yerlerini belirleyelim. 408 402 Bunlar iki tane önemli destek bölgemiz arkadaşlar. Gram gümüşte ve ana destek bölgemizde 389 yani 389 üzerinde kaldıkça e, gram gümüş hala olumludur. Bizler için takipte kalmamız gereken e, 420 seviyesi. Bugün itibariyle e, 420'yi zaten gördük arkadaşlar. Bu 420 üzerinde kalabilmemiz bizim için önemli. 420 üzerinde gram gümüş tutulmasına devam edebilirse yukarıda arkadaşlar 4.35 ve 4.51 direnç bölgelerine doğru gram gümüşü taşıyabilir geri çekilmelerde 4.08 4.02 ve 3.89 destek yerleri takipte kalınmalı yukarıda dediğimiz gibi 4.24 onun üzerinde 4.35 ve 451 ana hedef bölgesi olarak e, gram gümüşte de gözükmekte. O yüzden gram gümüşte ana hedef bölgemiz 451'dir. 451 e, seviyesini gram gümüşte takipte kalacağız. E, i̇lerleyen zamanlarda bakalım 420 üzerinde e, kapanışlar görebileceğiz mi? 420 üzerindeki kapanışları görmemiş halinde arkadaşlar ana hedef bölgemiz olan 451 seviyesini gram gümüşte takipte kalacağız. Bizler için önemli olacak bir seviye. 420 üzerinde tutunmamız şart arkadaşlar bugün itibariyle. 420 üzerinde tutunamazsak geri çekilmeler 408 402 seviyesine doğru gram gümüşte de görülebilir. 402 altında kapanış gelmedikçe de gram gümüşte panik olmaya gerek yok diye düşünmekteyim arkadaşlar. Altın ons'a bakalım. Altın ons'ta bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet. Altın ons'ta 1818 direnç bölgemiz mevcut arkadaşlar. 1818 direnç bölgemiz mevcut. şu an bu direncin üzerinde tutunup tutunamayacağımız önemli aşağıda bizler için altın ons'taki kuvvetli destek bölgelerini hemen bir önce belirleyelim. 1795 ilk kuvvetli destek bölgemiz. Ee, bunun üzerinde kalışlar e, yukarıda 1832 ve 1854 e, dirençlerine doğru altın ons'u taşıyacaktır. İkinci bir e, kuvvetli destek bölgemiz 1773 seviyesinde bulunan destek bölgemiz arkadaşlar. Evet şimdi bu destek seviyeleri üzerinde kaldıkça e, bizim altın ons'ta beklememiz gereken e, direnç bölgelerimiz ilk etapta 1832 Evet 1832 ilk etapta beklememiz gerekecek ee, direnç bölgemiz olarak gözükmekte arkadaşlar 1832 üzerinde ki bir önemli direnç daha 1854 direnci evet bu iki dirençte altın ons'ta göze batan önemli dirençler şeklinde gözükmekte arkadaşlar. Ee, bunun için şans şans e, şartımız 1818. Evet şu 1818 üzerinde günlük kapanışlar gelmesi şart arkadaşlar. 1818 üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde 1832 ilk direnç yerimiz ve onun geçilmesiyle 1804 ana hedef bölgemiz beklenebilir. 1818 altı kalışlarda da arkadaşlar ilk destek bölgemiz olan 1795 1818 aralığı altın onsta da takipte kalınması gereken önemli bir Aralık olarak gözükmekte gram altına da bakalım gram altında neler olabilir Evet gram altında baktığımız zaman arkadaşlar 400 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan bir gram altın biliyorsunuz 401 hedefimiz Kısa da vardı ve dün itibariyle nokta olarak çalıştı. Şimdi bugün neler olabilir? Gram altında sizlerle birlikte hemen bunu bulmaya çalışalım. Evet, gram altında gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki hareketin devamını beklemekte. Şimdi bizim için gram altında önemli destekler, önemli destek. İlk destek yerimiz 390. 6. İkinci önemli destek bölgemizde 390 seviyesi. Evet 396 üzerinde gram altında kaldıkça yukarıda 404 direncimiz var. Onun üzerinde 410 direncimiz ve ana hedef direncimiz 418. Evet burası beklememiz gereken ana hedef direnç noktamız 418 gram altında 418 hedefini bekleyeceğiz arkadaşlar. 396 altına inilmedikçe hatta 390 altına inilmedikçe gram altında da ana hedef bölgemiz 418 seviyesi olarak göze batmakta. Destek bölgelerimiz dediğim gibi 396 ve 390'da kuvvetli olarak gözükmekte. Bunun haricinde ana hedef de giderken de 404 ve 410 dirençleri karşımıza çıkacak önemli dirençler olarak gözükmekte arkadaşlar. Şimdilik altın, dola, altın, euro, sterlin ve gümüşle ilgili bilgiler bundan ibaret. Bu bilgiler size çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Özellikle çok dikkatli, sıkılmadan bu bilgileri dinlemenizi istiyorum. Destek ve dirençlere. E, dikkat edin, destekler kırılmadığı müddetçe ana hedeflerimiz e, beklememiz gereken muhtemel hedefler halindedir. E, Videolarımız hoşunuza gidiyorsa bir beğen atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.